sezonun en iddialı oyunlarından biri Evlat. Ben de premierde izledim ve pek çok kez gözyaşlarımı tutamadığımı itiraf etmeliyim. Ve şimdi Evlat'ın başrol oyuncuları yanımızda. Sevgili Sezin Akbaşoğulları, Onur Saylak, Şükran Ovalı ve Cem Yiğit Üzümoğlu. Tebrik ederim. Gerçekten etkileyici bir oyun. Güncel bir meseleyi işliyorsunuz. Şu anda modern hayatın bize getirdiği evlilikler, boşanmalar, çoluk, çocuk, ergenlik dönemi, annelik, babalık derken gerçekten günümüze ışık tuttuğunuzu söyleyebiliriz. Aslında biraz oyunun genel olarak sizden anlatmanızı isteyeceğim. Hani ben böyle kısacık bir giriş yaptım ama sizin için Evlat oyunu nasıl bir oyun, nasıl anlatırsınız, siz nasıl tarif edersiniz? Hocam. Cem Bey buyurun. Ben mi nasıl tarif ederim? Evet. Çocuk Evlat olarak sizden alalım. Bana düştü. Söz büyüğün derlerdi ama. Yok biz de tersi. Öyle mi, pardon. Yani tabii senin için nasıl bir oyundu, yani ne ifade ediyor? Çünkü aslında kilit nokta sensin, bir de evlatsın ya oyunda. Benim için tabii ki çok büyük bir şey ifade ediyor. Çünkü bir öncelikle evet dediğiniz gibi modern bir hikaye gibi görünse de aslında arka planında çok evrensel bir şeyi işliyor. Evet, modern hayatın bazı problemlerini alıyor ama çok evrensel bir şey. Bir ülkeyi ya da bir aileyi içinde barındırmayacak kadar büyük bir problem, büyük bir hikaye. O anlamda benim adıma çok önemli, hepimiz adına, bu işi yapan hepimiz adına çok önemli bir dert. Ve seyircilerle de oyundan sonra buluştuğumuzda bunun ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar doğru bir yere parmak bastığımızı görebiliyoruz. Bu anlamda çok hoş bu oyunda böyle bir ekiple benim kendi adıma oynuyor olmak çok güzel bir şey. Bu yüzden çok önemli tabii ki. Yani ne olursa olsundur, ekleyeyim ben de. Yani ne olursa olsun herkes evlat. Değil mi? Herkesin bir annesi var, babası var en azından. Yani galiba işte o Cem'in söylediği gibi aile olma, aile olamama, ebeveyn olma olamama, evlat olma olamama üzerine bence çok güzel sorgulamaları çalıştıran, düşünsel boyutu çok iyi çalışılmış, iyi bir metin. Fransız modern bir çağdaş bir yazar Florian Zeller'ın metni, sevgili Hira Tekindor'un çevirisi. O yüzden de böyle akıcı ve böyle güçlü bir metinle karşılaşmak her oyuncu için büyük bir şans. Yani seyirciyle buluşması anında da hissettiklerimiz iyi, şu an için olumlu. Onların oyuna olan bağlılığı, tepkileri ve işte senin az önce sohbet ediyorduk, Ankara seyircisi müthiş dinlediler oyunu. Ve müthişti yani gerçekten. Bizim için de. Çünkü emin olun tiyatro böyle karşılıklı. Yani sadece oynayan değil, izleyen tarafından da bir act var, bir eylem var. O yüzden de böylesine güzel bir buluşma hepimizi keyiflendiriyor şu an için. O iki saate yakın sürede arasız tek perde, evet. Böylesi güzel bir metni dillendiriyor olmak, sahnede eylem halinde olmak kendi adıma büyük keyif. Ve böylesi, hatta Burak ve Esra da var, oyuncu arkadaşımız. Böylesi tatlı, yetenekli ve güzel bir ekiple de sahne paylaşmak benim için büyük keyif. Ve anladığım biraz uzun sürecek inşallah serüveni de. Evet, öyle görünüyor. Sürmesin diye düşünüyoruz. Umarım öyle olur. Güçlü bir metin gerçekten. Onu çok güzel özetledi Cem de. Oyuncu olarak gerçekten sağlam yaslanabildiğimiz bir metin. Bize her anlamda yardım eden bir metindi. Teşekkürler tekrar Hira'ya böyle güzel bir oyun çevirdiği için. Yönetmenimiz İbrahim Çiçek bu anlamda metni, sadeliği ama bir o kadar gücünü çok iyi ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bir de metinde herkesin haklı olması oyuncu olarak hem çok kolay gibi görünen hem de çok zor bir taraftan. Çünkü herkes haklı hakikaten. Ve herkes hayatından bir şeyler buldu ilişkiler üzerine. Çünkü yeni bir anne olan bir insan olarak tek evet, bir şey hissediyorum ki. Evet, ben de onu soracaktım anne olarak. Yani tek bir şey hissediyorsun. Onu birey yapmaya çalışırken aslında sen birey olmaya başlıyorsun. Çünkü hepimiz birey olmak, kendi alanımızı korumak maalesef ki çok kolay başarabildiğimiz şeyler değil. Yaşadığımız şartlarda, ülke, her şey, her anlamda. O yüzden birey olmanın kıymetini
ben bir çocuk yetiştirmeye çalışırken fark ettim. Onur Baba, ben anne olarak bu oyuna ilk başta da çok acayip baktık değil mi? Böyle yani, bir duygusal oluyorsun ister istemez. Ama bu sadece anne baba olma üzerinden değil, evlat olma üzerinden değil de işte eş olma üzerinden bütün ilişkileri çok iyi anlatan metin. Yani sadece evlat denildiği zaman hani anne baba akla geliyor tabii ki normal olarak. O seyircinin dahi, ama genç seyircimiz de çok fazla ve çok güzel tepkiler aldık onlardan da. Herkesin empati kurduğu bir karakter oluyor genelde oyunda, benim gözlemlediğim. Yani kimisi kendi deneyimlerine, kendi hani yaşam biçimine, yaşam bakış açısına göre bazen evlatla empati kuruyor, bazen anneyle, bazen babayla, Sofya'yla. O da çok enteresan, yani hoşuma giden bir şey. Oyunun içinde herkesle ayrı ayrı da kurabiliyor. Tabii. Evet. Tabii. Kesinlikle. O yüzden çok enteresan geldi. Ben bir ara, evet burada baba haklı. Yok canım, anne haklı. Hayır, evlat kesinlikle daha haklı. Yani aslında oyunun içerisinde o gitgeller çok oluyor ve suçlu kim acaba şimdi bu durumda diye sorguladığımız da oluyor. Ama galiba suçlu yok değil mi oyunda? Evet. Yani nereden baktığınıza bakar işte yani. Bence herkes haklı bir anlamda ama... Ama sanki herkes de suçlu gibi. Evet. Bir yandan. Herkes ama haklı, herkes suçlu. Aslında burada ön planda sanki baba oğul ilişkisi varmış gibi görünüyor ama dediğiniz gibi her karakterin kendiyle, çocuğuyla ya da hayatıyla, kendi rolüyle hesaplaşması da var elbette. Eş olmak, eski eş olmak, yeni eş olmak, o arada kalan çocuk, çocuğun tabii ki o gençlik ve ergenlik dönemi olması, o sürecin hakikaten iyi yönetilmesi. Bunları da şimdi biz anlıyoruz yeni yeni galiba. Ben, değil mi, anneannemiz babaannemize baktığım zaman bu kadar düşünüyorlar mıydı acaba ergenlikte? Bu kadar sorgulanıyor muydu? Ama ne kadar mühim ve kıymetliymiş onu görüyoruz tekrar. Siz anneyi, yani evladın, Cem'in annesini canlandırırken oradaki anne bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylersiniz? Çünkü ergen bir çocuk, onu zapt etmek çok zor. Babayla ilişkisi apayrı, sizinle ilişkisi apayrı. Önce sizin yanınızda ama sonra terk ediyor. Siz iki kere travma yaşıyorsunuz. Aslında bir kadının dramı da var aslında sizin karakterinizde. Evet, benim oynadığım An karakteri yani aslında yapı itibariyle biraz melankolik biri. Yani boşanmasaydı da bence çok mutlu bir kadın olmayacaktı diye düşünüyorum. Yani boşandığı için bu halde diye düşünmüyorum açıkçası. Yani hep bir kendine karşı haksızlık yapıldığını düşünen bir karakter. Negatiften bakan bir karakter yani. Dolayısıyla bir de üstüne bir boşanma ve yani terk edilme gibi bir durum yaşayınca iyice aşağılara düşüyor psikolojik olarak ve oğluyla iletişim kurmakta çok zorluk çekiyor zaten. Ve onu babaya gönderiyor ki hani aslında babayla da ilişki kurabilmek için diye düşünüyorum. Evet, oyunun böyle şey tarafı, hani duygusal tarafı yüksek. Yani ben de birçok yerinde gözyaşlarımı tutamadım. Sonunda böyle hıçkırıklarla salonu terk ederek çıktım. Çünkü hani anne olunca başka izleniyor ama siz seyircide nasıl bir tepki görüyorsunuz? Yani anneler, babalar, çocuklar, oğullar, kızlar nasıl tepkiler veriyor? Bir de bu ağlama kısmıyla ilgili de ya biraz haksızlık etmiyor musunuz seyirciye diye de naçizane sorayım istiyorum. Aslında şöyle söyleyeyim o zaman, ben sondan başlayayım. Biz ağlasınlar diye bir şey yapmıyoruz. Hani biz sadece durumu anlatmaya çalışıyoruz. Yazar da buna çok dikkat etmiş aslında. Evet. O kadar dramatik altını çizmiyor. Yani istese kanırtabilir. Durum evet. O yüzden de ben oyunun tepkileri açısından aslında ağladılar ağlamadılardan çok oyunun düşüncesinin seyirciyle birlikte salondan çıkmasını daha çok önemsiyorum. Burada şeyden de biraz bahsedelim bence. Şu anda yönetmenimiz burada yok ama evet. Sevgili İbrahim'den. Evet. Evet. Tabii sen daha iyi konuşursun İbrahim'le. Ben ilk kez çalıştım İbrahim'le. Şükran da ben ilk de defa. İlk kez, evet. Sezin de ilk defa. Hem şu an bir başka oyununda oynuyor. Kalp oyununda da oynuyor. Ben İbrahim'i tanıyordum daha önceden. Prova falan yaptık ama bir türlü olmamıştı, denk gelmemişti. Evlatla buluştuk ama ikinci oyunu Cem'in İbrahim Çiçek'le. İbrahim Çiçek rahatsız olduğu için katılamadı yani, bugün. Maalesef, evet, maalesef. Çok rahatsız. Sesi çıkmayacak kadar. O yüzden katılamadı. Evet, genç yönetmenlerimizden, başarılı yönetmenlerimizden biri çok, İbrahim Çiçek. Çok, ve her oyunu çok, aynı etkiyi aynen, yaratıyor. Aynen. Kapalı gişe oyunlar ve uzun sürüyor. O yüzden sen neler söyleyeceksin İbrahim Çiçek'le ilgili? Çok severim. Canım ciğerimdir gerçekten öyle yani. Yani bir hayatta çok yakın arkadaş olmanın dışında sahneye geldiğimizde
bizim hiç açığa çıkmamış kimliklerimiz ortaya çıkıyor. O anlamda ben İbrahim'i zaten çok seviyorum. Çok çalışkan bir adam. Çok çok böyle kafa güzel işler, kafası çalışır, sürekli düşünür, sürekli üretir, sürekli planlar, programlar. Çok akıllı ya adam. Dekordan da biraz bahsetmek istiyorum. Çok modern bir dekor ve dekor bizim gözümüzün önünde değişiyor. O tekerlekli sistemler açılır, kapanır, kanepeler ya da işte dolaplar falan enteresan ve siz onları kendiniz değiştiriyorsunuz. Evet. Yerlerinde İbrahim ona dikkat etti. Özellikle eve yeni geldiğinde Nicole'un o evi dağıtmak ve onun üzerine toparlamak, aslında orada hep bir alt metini var. Toparladığımız her yerin. İşlevsel ve yani ekonomik bir dekor, aynı zamanda şık bir dekor. Evet. Sıla Karakaya yaptı dekoru, çok başarılı bir isim. Evet, dekor ilgi çekiciydi doğrusu ben izlerken. Şimdi neresi değişecek acaba diye düşündüm sürekli. Afişler de, yani oyuna gelmeden önce afiş ve fotoğraflar da dikkatimi çeken detaylardan biriydi. Çünkü oyun için bayağı ciddi bir hazırlık yapılmış. Fotoğraflar çekilmiş, özel hatta bir kırlığa, bahçeye gitmişsiniz. Fotoğrafları Ayşegül Karacan çekti. Sette de bize Ayşegül çok yardımcı oldu kostümlerde. Ve fotoğrafta, evet, başka söyle. Elifcan Yavaş da afişimizi yaptı. Bu güzel afişi görebiliriz burada. Ya sonuçta tabii ki bir işte ekip çalışması. Bir ismi daha unuttuk. Bir de Nisan Gökden'imiz var, yapımcımız. O da sağ olsun ekibiyle birlikte her zaman için şahane ekibiyle yardım ettiler. Ayrıca biz Kraft Tiyatro'ya çok teşekkür ederiz. Arka tarafa da teşekkür ederim. Mehtap'ımıza. Çok güzel standlarımız var gerçekten. Yani Meltem, Mehtap. Yani bizi olabildiğince yedirdiler, içirdiler, beslediler. İyi baktılar. Göksun yardımcı öğretmenimiz, Murat yardımcı öğretmenimiz. Onlar çok büyük destek verdiler ve işte o sayede böyle kendimizden emin, güvenli, rahat, konforlu bir şekilde sahneye çıkıyoruz. Müziği unuttuk galiba, onu da söyleyelim. Evet. Ömer Sarıgedik. Aynen. Bir sürü insan var. Evet, daha pek çok oluyor ama evet, herkesin aynen. Ellerine ve emeğine sağlık. Güzel ve etkileyici bir oyun olmuş. Daha nice yıllar oynasın diyelim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Evlat gerçekten etkileyici bir oyun, mutlaka izleyin. Öyükler ve Göbekli Tepe'ye bir bakış sergisini gezmeden olmazdı. Aslında açılışta biz gezdik ama sanatçı Sinem Dişli ile röportajı yapmak da bugüne kısmet oldu. İstanbul, New York ve Urfa üçgeninde çalışan bir sanatçısınız. Ve Ara Güler Müzesi'nde de Göbekli Tepe'yi ve oranın aslında tarihini de anlatan etkileyici bir sergiye de imza attınız. Bu sergi çok kapsamlı bir sergi. Taşlar üzerinden aslında bir tarih okuması da sunuyorsunuz bizlere. Siz kendiniz bu sergiyi nasıl anlatırsınız, nasıl özetlersiniz? Ben biraz daha gerilere gideyim isterseniz. Ben zaten Urfa'da doğdum, büyüdüm ve 2008 yılında New York'ta bir burs kazandım ve oraya taşındım. Kendi doğup büyüdüğüm şehire gidip gelirken bambaşka bir bakış açısına sahip oldum böylece. Ve yani Urfa'da çalışmaları daha çok Fırat Nehri üzerine ya da Mezopotamya üzerine başladı. Fırat Nehri'nin üzerine yapılan baraj ve onun etkileri ve o kültürel değişim, ekonomik değişimin hızlıca nasıl neleri etkiledi gibi bir gözlemle başladı. 2015 yılında da böyle su üzerine bir sergi açmıştım. Daha sonraki çalışmalar kendiliğinden Göbekli Tepe'ye geldi. Yani Göbekli Tepe'ye aslında 15 yıldır gidip geliyorum, çekimler yapıyorum. Fakat taş üzerine çalışmaya, yani önce daha çok toprak ve su üzerine çalışırken
bir şekilde taşa odaklandım ve Göbekli Tepe'de taş bir yapı, taş çağından kalma bir yapı konu oraya geldi diyebilirim. Göbekli Tepe sergisi dört çeşit taşa odaklanıyor. Bunlar kalker, çakmak taşı, bazalt ve obsidyan. Çünkü Göbekli Tepe'de yani aslında doğanın bize sunduğu var olduğumuz coğrafyada bir potansiyel var. Bu yüzden de sergiyi arkeoloji ve jeoloji fotoğraf ilişkisinde inceliyor. Bize doğanın verdiği bu materyallerle nasıl dünyaya şekil veriyoruz? Yani 11 bin sene önce Göbekli Tepe'de taşı taşa çarparak nasıl mekanlar yaratıyorduk, zamanı nasıl kurguluyorduk gibi bir sorudan yola çıkıyor sergi. Ve daha sonra şu anda taş aynı bölgede aynı malzemeyle nasıl bir yaklaşım var ya da o taşa taş aynı taşla neler yapılıyor gibi bir inceleme yapıyorum. Ondan sonra da serginin üçüncü ayağı Güllü Oyuncuları, yani yine taşa taşı şekil vererek bir oyun yaratma sürecini inceliyorum sergide. 2017 yılında falan bu Güllü Oyuncularına rast geldim. Bunun yok olduğunu, dedemin oynadığı bir oyun aslında bildiğim kadarıyla, ama bu oyun ben çoktan yok olduğunu düşünüyordum. Ve bu oyuncularla karşılaştığımda üçüncü ayağının da tamamlandığını hissettim. Tabii oyuklar ve öyükler deyince burada oyukları görebiliyoruz ve insan ilk gördüğünde akla gelen soru bunlar nasıl oluşmuş ya da insanlar bunu nasıl yapmış? Ya şöyle, aslında Oyuklar Höyükler sergisinin ismi biraz metaforik olarak da ortaya çıktı. Yani hayatta bir şey oyduğumuz zaman onun elimizde bir hafriyat kalıyor, bir malzeme kalıyor ve onu başka bir yere koyuyorsunuz ve orada da bir höyük oluşturuyorsunuz. Aslında doğaya ne kadar müdahale ederseniz onun da o kadar karşılığı var. Hani Göbekli Tepe 11 bin sene önce hani hem yazı bulunmadan hem yani daha demir yok, tunç yok, hiçbir malzeme yok ve biz buraya oyarak şekiller vermişiz ve aslında paleolitik çağdan neolitik çağa geçerken bir bağlam oturuyor. İnsanlık tarihini böyle okuyoruz, en azından böyle biliyoruz ve Göbekli Tepe'de tam olarak bu bağlamın oturduğunu ayrıntılarıyla gözlemleyebiliyoruz. Bu delikler henüz bilinmiyor. Göbekli Tepe ilk tapınak, yani dünyadaki ilk tapınak olarak öne çıkıyor. Bildiğimiz en azından şimdilik ilk tapınak. Siz burada hem bir taraftan ilk tapınak merkezinizde Göbekli Tepe ve ilk tapınak var. Bir tarafta taş ve bir tarafta su var. Aslında o dönem insanların ihtiyaç duyduğu üç ana şey bu sergide görmek mümkün. Tüm hayatları bunların etrafında dönüyor aslında, evet, değil evet. mi? Yani aslında ben bu sergi sürecinde daha çok böyle bilim ve belgesel, fizik belgeselleri izledim. Aslında 20 bin sene önce, yani 4. buzul çağının sonuna geliyor bu. İşte Göbekli Tepe varken dünyanın derecesi 0.2 başka bir yerde duruyor. Bu yüzden iklim koşulları çok farklı. Çok verimli bir coğrafya. Yani işte burası, zaten burada durduğunuzda arkanızda Göbekli Tepe var ve karşıda Harran Ovası'nı görüyorsunuz. Çok verimli bir ova ve yüksek bir tepede kurulu bu Göbekli Tepe. İşte nehirlerin aktığı, av hayvanlarının olduğu ama aynı zamanda da çok vahşi bir ortam. Ve insanlar nasıl bu yiyeceklerini depoluyorlardı, nasıl bu işçiliği organize ediyorlardı gerçekten akıl almaz. Çünkü bir şekilde yüzlerce insanın enerji gerekiyor bu yapıyı yapabilmek için. Bu enerji nasıl sağlanıyor? Hani bölgeden o verimli bir arazi var ama o bölgeden ne kadar yiyecek toplanıyor, ne kadar avlanılıyor ve bu grup nasıl besleniyor gibi birçok soru var. Yani bunları sadece teori olarak şu anda bilebiliyoruz. Hala araştırmalar çok uzun olarak da devam edecek. Henüz onda biri falan kazıldı zannedersem. 150 yıl kazılması bekleniyor. Evet. İnsan ömrü de sınırlı değil. Evet. Bunlar. Çok teşekkür ederiz. Ben çok keyifli teşekkür sohbet ederim. Için. Sergiyi en azından bize daha kolay anlamamızı da sağladığınız için. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Oyuklar ve Höyükler Göbekli Tepe'ye bir bakış sergisini mutlaka ziyaret edin.
Özcan Gökner'in resimli çocuk kitabı Ressam Masalı okuyucusuyla buluştu. Tekerleme şeklinde yazdığı metinlere resimlerle çizen Gökner, kitap için çizdiği resimleri 1 Şubat'a kadar Bozdo Art Project'te sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Birinci Sinemazon Kadın Sinema Filmleri Festivali'nin programı belli oldu. 18-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek festivalin programında 9 uzun metrajlı, 6 belgesel ve 7 kısa metrajlı film yer alıyor. Her konserinde ünlü sanatçıları solist olarak ağırlayan Maraton Orkestrası 10 Ocak'ta Moda sahnesinde Duygular Şelale başlıklı bir konser gerçekleştirecek. Pop ve arabesk müzik ağırlıklı şarkılar söyleyen orkestranın bu konserdeki konukları ise Öznur Serçeler, Caner Cindoruk, Timur Acar, Yılmaz Sütçü ve Ceren Gündoğdu. Almanya'nın en köklü filarmoni orkestralarından Duisburg Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı Önder Baloğlu, Gedik Filarmoni Orkestrası'nın 29 Ocak'ta St. Antoine Kilisesi'nde vereceği konserde baş kemancı olarak ve 1 Şubat'ta Bilkent Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserde solist olarak konser verecek. Türkiye'nin özgün vokalleri arasında yer alan Django, Ah Be Ah ve Ömrümü Berbat Etme isimli iki yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.